saatler içerisinde okumaya çalışalım diye öneriyorum. Ben şu anda 40 kişi görüyorum. Bu çok güzel. Soruları alalım arkadaşlar. Ben burada keseyim. Kaç dakika konuştum bilmiyorum ama sanırım bayağı oldu. 35-40 Hocam, geçti. yok. İki katı konuştunuz sürenizin. Özür dilerim. Epeyden beri kürsü kullanmıyorsunuz. Ondandır belki. Espri yapıyorum. Çok güzeldi sunumunuz hocam. Dilinize sağlık. Çok teşekkür ederim. İhtiyacımız vardı zaten. Şimdi şöyle yapalım. Zaten süremizi bayağı bir geçtik. Katkı sunmak isteyen arkadaşlar da söz alsınlar. Soruların hepsini alalım hocam. Sonradan siz soruların hepsine toplu olarak cevap verin ve toparlayın diye Tamam. düşünüyorum. Ne dersiniz arkadaşlar? Güzel. Evet. Buyurun arkadaşlar. Soru sormak isteyen ve katkıda bulunmak isteyen arkadaşlarımız mikrofonunu açarak konuşsunlar. Buyurun. Hocam. Münir hocam, siz mi söz vereceksiniz? İşte direkt hiç söz verme, yani direkt mikrofonunuzu açın konuşun hocam. Hocam, öyleyse ben küçük bir katkıda bulunmak istiyorum. Hocam, konuşan arkadaşlar kendini tanıtırsa en azından tanımış oluruz. Tamam hocam, özür diliyorum. Çocukların sesini engellemeye çalışıyorum şu Estağfurullah anda hocam, estağfurullah. hocam, ben Yasemin Ceylan, Eskişehir'den. Beni aldım. Sağ olun hocam. Sosyoloji mezunuyum. Araştırma görevlisiydim Anadolu Üniversitesi'nde. Oh, çok güzel. Toplumsal cinsiyet meselesi de en duyarlı olduğum şeylerden bir tanesi. Şu anda sağlık sosyolojisi de çalışıyorum, doktora yapıyorum. Çok güzel. Şöyle bir şey söyleyecektim. Ben başörtülü birisiyim. Fakat hem açık olarak hem de kapalı, bu kavramlar da kötü de, hem tesettürle hem de tesettürsüz zamanlarımda farklı ayrımcılıklar yaşadım. Ama şunu söylemek istiyorum. Burada erkekler oldukça yoğun. Bir kadın olarak, seküler kadın, tesettürlü kadınların şöyle bir yaşadığı handikap var. Eğitim sürecinde bir önce kendi mahallemize karşı bir savaş yürütmemiz gerekiyor. Çünkü kendi mahallemiz kadınların kamusal alanda var olmalarına izin vermiyor. Bunu kadınıyla erkeğiyle çok tasvip etmiyorlar. Bununla birlikte biz önce burada bir mücadele veriyoruz kendi mahallemize karşı. Kendi mahallemizde bu mücadeleyi verdikten sonra akabinde bir de seküler dünyaya karşı, seküler kadınlara ve erkeklere karşı biz düşünebiliyoruz, biz varız. İspatlamaya çalışıyoruz. Bu oldukça yıpratıcı bir süreç. Bunu diyorum ya, her iki hayatı yaşamış birisi olarak, hayatımın bir bölümünü Bodrum'da, bir bölümünü Samsun'da yaşadım. Böyle birisi ol, bu çok ağır bir şey. Kadınlığı mesela bir Kürt kadın nasıl bazı zorlukları yaşıyorsa, tesettürlü kadının yaşadığı da böyle bir durum da var. Çarpı iki. Beyaz yakalı bir kadına nazaran çok daha başka ayrımcılıklar yaşıyorsunuz. Bu bir tarafa. Bir de şunu söylemek istiyorum. Özellikle biz bu koronadan önce de aslında bu ayrımcılıkları, özellikle kamusal alan hayatımızda çok şeyi örtüyormuş. Kamusal alana çıktığımızda birkaç gün dışarıda yemek yemek ya da İşte evde bakıcının çocuklara bakıyor olması, eve bir temizlikçi geliyor olması bizim o şey yeniden üretim sürecinden elimizi oldukça çekmiş. İhraç olduktan sonra yaşadığım en ağır şeylerden bir tanesi buydu tam olarak. Evde bu yükümlülüklerin altında var olarak aynı zamanda doktorayı yapmaya çalışmak. Mesela şu anda doktoramı dondurdum bir dönem. Bu çok ağır. Hem kendimi gerçekleştiremiyorum, mutlu olamadığımı fark ettim. Sürekli bunun tartışmasını döndürürken şunu burada erkeklerin fark etmesini istiyorum. Burada erkekler de bir ayrımcılık yaşadı. Bu KYK ile birlikte farklı bir ayrımcılık yaşadık. Ama hep birlikte kadınları eziyorsunuz. Kadınları eziyoruz. Örneğin şunu söylüyorum. Ya ben kahvaltı hazırladığımda neden o kahvaltıda bir erkek hazırladığında o sürpriz kahvaltı oluyor?
Neden bir erkek çocuğunun altını aldığında bu alkışlanılması bir şey de, ben o çocuğun altını aldığında o alkışlanılması bir şey değil. Bu noktada buradaki erkeklerin de kendini dönüştürmesi gerekiyor. Kamu, bu korona sürecinde eve geldiğinizde, o evde yaşadığınızda sabah kalkıp akşama kadar evde olduğunuzda o zamanın kullanışsızlığı, evin o kendi sürekli içerisinde dönen o zor yapısını fark ettiğinizde, bilin ki kadınlar bu süreci sürekli yaşıyorlar. Bu noktada erkeklerin bunu fark etmesi lazım. Bu farkındalıkla çözülebilecek bir şey. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği farkındalıkla ortadan kaldırılabilecek, hafifletilebilecek bir süreç. O yüzden burada herkes bu konuda kendine soru sormalı ve kendinden başlamalı dönüştürmeye. Ha, bir de şöyle de bir şey var. İslami literatür ekseninde de bakarsak, bu sürekli muhafazakar kesimin kadınlara yapmak zorunda olarak tuttuğu bu şeyler var ya, bunların hiçbiri kadının yapmak zorunda olduğu işler değil. Bunları erkek yapmak ya da yaptırtmak zorunda. Ev temizliğinden çocuğa kadar. O yüzden işte işin İslami tarafını da söylemek gerekirse, ahirette kadınlardan kaçacak delik arayabilir bu erkekler. Böyle hocam.